мои дорогие друзья, сейчас Баба Джим ответит на ваши вопросы. Вы, Баба Джим, çok insanlar ilginç var. Nasıl köyde yaşıyorsunuz? Nasıl insanları burada kazanıyorlar? Ne fiyatları evleri, ne kadar fiyatları? Sonra ışık parası kaç ödüyorsunuz? Sonra su parası hep şöyle böyle anlatabilir misiniz? Anlatayım. Buyurun. Evet, sorularına cevap vereyim. Köyümüz 1500 nüfuslu. İnsanlarımız tarım, hayvancılıkla uğraşıyor. Genellikle süt inekçiliği yapıyor. Sütleri diğer büyük mandıralar geliyor. Güney Süt, efendim, daha başka firmalar buradan deposuna dolduruyor. Soğutma tesislerinden Tarsus'a, Adana'ya, Mersin'e götürerek orada işleniyor. Dur bir tercüme yapayım. Он сказал, что здесь в основном зарабатывают люди на молоке. Здесь есть фабрика, ну, специальная ферма, распространяют по всему, по всей Турции. Tarsus, Adana, Tarsus, Adana, да. Evet, değil mi? Sonra babacığım. Hayvancılıklar uğraşırken tabii ziraatla da uğraşıyor. Buğday, arpa, pancar, şeker pancarı. Mısır hayvanlarına yedirmek için mısır ekiliyor genellikle. Bunları hayvanlarına yem olarak veriyor. Tahıl ürünlerinden de yine hayvanlarına yem olarak veriyor. Pancardan da şeker fabrikasına pancarını götürerek orada satıyor, parasını alıyor. Geçimi böyle. İnsanlarımız burada ekonomik yönden iyi. Su ucuz. Tonu yani metre küpü 1 lira. Стоит 1 лира. Электрик köy statüsüne uygun olarak yapılıyor. Электрик de ucuz. Biz şahsen burada bu kışı geçirdik. Мы заплатили 50 lira. Lira civarında bir elektrik parası ödedik. Заводу мы платим 20 lir. Yani gaz yok burada. Siz alıyorsunuz ne kadar bu? Burada 120 lira. Газовый баллон стоит 120 lira. Civarında kullanıyoruz. Şimdi biz iki nüfuslu bir aile olduğumuz için burada 2-3 ay civarında kullanıyoruz. Kalabalık olursa 2 ayda falan bitiriyor. Gençler yok. Gençlerin çoğu молодежь burada покупает дома в Нигде, ev alıyor, Боре, Nide'den, Bor'dan, и зимой уезжает из деревни, а летом возвращается сюда geliyorlar. На дачу. Gençlerde fazla yok. Молодого населения здесь hakikaten yok genç. Çalışacak очень insan мало. Yok burada. Даже burada работать gençlerde uzman çavuşu oluyor. В основном genellikle население devlet, пытается попасть на devlet hizmetine girmeye службу. Çalışıyorlar. Köyde çünkü başka işlerle потому uğraşmıyorlar. Потому что в деревне не хотят ничем заниматься. А Eşi de Suriyeliler yapıyor. Работу здесь çok делают. Suriye çok şey iki kasabanın arasına yazın 150-200 tane çadır kuruyorlar. Burada построили около domates 200 ekiminde, парников pancar, и выращивали там ekiminde çalışıyorlar. Свеклу и onlar çalışıyor. Ekmeğini oradan kazanıyor. Kış olduğunda bir de çadırlarından artık nereye gidiyor? Парники, sıcak bölgelere göçüyor herhalde. Adana, Mersin края, gibi. Такие, как Tarsus, Adana, Mersin. Babacığım, var burada okullar, hastane. Burada sağlık ocağı var. Деревне есть поликлиника. 15 numaralı sağlık ocağı hizmet veriyor. Çukurköy kasabası 3 kilometre uzağımızda. Aptieka. Orada eczane de var. Esas merkezi sağlık ocağının yeri Adna orası. Poliklinika doktorumuz hem oraya bakıyor района. Hem buraya bakıyor. Poliklinika sağlık hizmetimiz iyi. Очень хорошо. İlacımızı eczaneden o 3 kilometrelik Çukurkuyu kasabasından в зависимости от количества населения Kızılca, они делают заказ лекарств. Azalınca köy oldu. Muhtarlıkla idare ediliyor. Привозят и раздают населению. Çukurkuyu kasabası belediye başkanlığıyla idare ediliyor. İşte bu iki kasaba birbirine yakın olduğu için arasına da o Suriyeli arkadaşlar geliyor, göçmenler. Onlar da domates ekiminde, domates hasadında yardımcı oluyor. İşçi sıkıntısı çekilmiyor. Babacı ambulans da çalışıyor burada. Ambulans var. Esas ambulansın yeri acil şeyde, bizim köyümüzde. Bizim köyümüzün konumu asfalt güzergahı olunca bizim burada ambulans burada bekliyor. Çevre köylere de hizmet veriyor.
Babacığım, şimdi bir şey soracağım seni. Mesela iki kişilik burada gelecekler, no, karı kocası. Ne kadar lazım para cepte olmak yaşamayı için? Şimdi iki kişilik bir ailenin yaşamı biz kendimize göre kıyaslamıyoruz. Zavisit от потребностей. Можно прожить 1000 lira da geçinir. 5000 lira da geçinir. 5000 lira. No, öyle. Normal. Ekonomi. Normal 2500-3000 civarında. Жизни. Harcama yaparsa rahat rahat. Geçinir. Достаточно. 2000 ne çok mesela. 2000, 2000. Ama en ekonomi kaç? Ne kadar gerek? Ya şimdi harcamasına göre kullanılırsa 2000 liradan aşağı olmaz tabi. 2000. Bu bizde Mersin'de 2000. Мы в Мерсине на 2000 yaşıyorsunuz. Экономно прожили. Şimdi dışarıdan gelen birisi bizim gibi понадобится ekmeğine, suyuna, gazına если para verenler люди, biraz masraflı olur ama adamın tarlasından buğdayı kalkarsa ineklerinden de sütünü sağar, yoğurdunu, peynirini yaparsa onlar biraz daha хлеб есть, масраф мука eder. Своя. То, естественно, и поменьше нужно тратить. Эвлеры не кадар бы, фиатлары, нормал эвлеры. Şimdi burada 50 bin lira. Дома здесь стоят от 50 до 100 тысяч лир. Эв не кадар olacak şimdi. Ваш дом какую цену? 50'den aşağı olmaz, 50 bin aşağı. 50 тысяч, не меньше будет стоить. Ama fazla da var tabii ki. Tabii, evet. İki kata. Şimdi bizim tabii evimizin bahçeli falan Naşım olması. Bir de bahçesiz falan olursa biraz fiyatı düşer ama bahçesi var, ağacı var, meyvesi var bunlar. Поэтому стоит такую цену. Burada satıyorlar evleri. Есть дома, у которых нет. Satıyor, satıyorlar tabii, площади. Satıyor. На сад. Yanın da burada ve uzak. Дешевле стоит. Ya şimdi buradaki dışarıdan gelen vatandaş burada люди, которые приедут сейчас из-за границы, здесь будет geçer. Очень Karay тяжело им жить. Doğal gazı yok. Sobayı ısınacak. Öyle odun Надо alacak, использовать kömür alacak. Печи. Onların zahmeti var. Çoğu yaşlılar, bizim gibi yaşlılar очень evini satıyor veya satmıyor. На период kışın зимы уезжать в Нижний Новгород sobayı своим детям, yaşlandık. Семье, потому sobayı что они не могут onu getiremiyoruz зажечь diyor. Печь, не могут Onun için diyor, doğal gazlı evlere gidiyoruz. Nide'de var, orada var. Ha, orada da doğal gaz var. Onun için kışı sert geçtiği için o yaşlılar oraya gidiyor. Но yazında köyüne geliyor. 3-4 ay burada kalıyor. Tarlası varsa, evinin bahçesi varsa onunla ilgileniyor. Babacığım, neden senin toprak beyaz rengi? Bizim toprak aslında iyi bir toprak değil. Она çorak соленая. Toprak, yani tuzlu Поэтому toprak. Такого белого цвета. Tuzlu toprak, ha. Ben çok köy Я gördüm, очень çok много arazi видел деревни, görevim icabı. И самая плохая en zayıf почва toprak bizim köyün нашей toprağı. Нашей деревни, Кызылча. Yani buradaki ürünü nasıl alıyor? Bol gübreleme, sulanmayla alıyor. Gübre atması zaten olmuyor. Bak biz Мы в этой деревне живем с 2007 года, уже 14 лет прошло. Oldu. В первые года почва очень хороший урожай нам давала. Ne yapıyoruz И что мы делаем atıyoruz. В этом gerek случае? Gübresi, мы используем удобрения. Фенни гübre dediğimiz gübreleri, fabrikasyon gübresi atıyoruz ki ancak öyle ürün alıyoruz, yani yiyeceğimizi çıkartıyoruz. Ya değilse toprağımız zayıf. Babacığım, Bora kadar, şehire kadar kaç zaman? 20 dakika? 20 kilometre işte, 20 kilometre, 20 dakika. Я ближайшего центра города Бор. 20 километров, или 20 минут. Арази бол, фахат топрак Из-за того, что почва здесь не продуктивная, 49 yıllığına одна компания взяла в аренду 50 15 yıldır ıslah edemedi daha toprağı. Islah edemedi Zimli. Boynu, kuyular çalışıyor, gübreler atılıyor, mühendisler çalışıyor. Yeni yeni ıslah ettiler. Yonca ekiyorlar, mısır ekiyorlar. Herhalde ben bir sordum bir orada çalışanlara, hayvancılık yapılıyor. 3000 tane sığır varmış inek. 3000. Sağalır inek. Сейчас на этой ферме находится около 3000 здоровых коров. Buradan çalışanlar da var.
Diğer yerlerden de var. Onlar işte toprağı ıslah edemediler. Verimsiz toprağı. Onlar zannettiler ki çok verimli bu toprak. Gerçi incelemişlerdir o mühendisler. Babacığım Mustafa Ata. Evet. Şimdi soracağım senin. Mesela 2000 burada para lazım yaşamaya için. Ama insanlar burada emekli maaşı ne kadar alıyorlar köyde? Köyde emekli olmayan insan yok. Hemen hemen Naşı hepsi деревне, emekli. Все пенсионеры. Bağkur'dan, sosyal sigortalardan ve hı-hı, devlet memurluğundan, hı-hı, emekli sandığından emekli. Hı-hı. Bunlar hiç. Emekli olmayan %3-5 kişi de yaşlı maaşı. Yaşlılık maaşı alıyor. Yani devlet hmm, ona bakım parası veriyor. En, yaşlı en küçük emekli maaşı burada. Burada sana en küçük bizim 2000. 2000. 2000 lira. 2000 liradan aşağı hmm, değil. Adam da çok seviniyor. O hmm, ona yetiyor. Ama maaşları bu mesela inekte çalışıyor, fabrikada çalışıyor. Ne kadar maaş alıyorlar? O fabrikada çalışanlar var. Onlar şimdi asgari ücretle çalışan var, eski işçiler var, çalışıyor. Onlar bir de böyle köyünde ek geliri var. İneğine hanımı bakıyor, oğlu bakıyor, çocuğu bakıyor. İşte onlar öyle şekilde şey diyor, geçiniyor. Ama ne kadar? 2000 mesela 2,5. Zarplata 3 alıyor. Bir de evlerinde inek besliyorlar. Tavuğu yumurtaya para vermiyor, süde para vermiyor. Kira vermiyor kendi hı-hı, evi. Hı-hı. Gerekirse oduna para vermiyor. Hı-hı. Bağından bahçesinden temin ediyor. Ama he, şimdi son sana da yorulmam. Siz mesela burada yaşıyorsunuz. Nasıl burada beğeniyor mu hayatı? Nasıl burada? Şimdi, şehire dönmek istemiyorsun. Şimdi şöyle. Hı-hı. Ben köy öğretmeniyim. Я деревенский учитель. Köylerde öğretmenlik yaptım. Köy hayatını seviyoruz. Köylü çocuğuyuz. Bir de çevremiz burada olduğu için bu köyde doğduk, büyüdük. Burada biz memnunuz yani. Herkes birbirini tanıyor. Başka bir tanımadığım yerde olsam belki de sıkılırım. Hani görevim dışında. Ama biz hani köyü seviyoruz, köylümüzü seviyoruz. Bir de bizim esas ikamet ettiğimiz yer Mersin, Adana gibi yerler. Çok sıcak yazın. Sıcaktan durmuyor. Жаркий летом. 35-40 derece sıcak oluyor. Onun için buraya yayla. Yani hava serin olduğu için onun için geliyoruz. Ну, а здесь климат другой и очень прохладно. Bir tarımla uğraşmıyoruz. Hayvancılık yapmıyoruz. Sadece biz sıcaktan kaçıyoruz. Kendi köyümüze doğduğumuz köye geliyoruz. Burada doyuyoruz. Onun için memnunuz. Tamam. Dışarıdan da gelenler var mı? Var. Bazıları geliyor. Ev almış buradan. Geliyor o yolun üstündeki ev almış birisi. Bizim bak Özer'in kayınpederi burada sıcaktan geliyor. Yayla. Ama yani bizim köyümüzün konumu bir yayla köyü değil aslında bak. Gerçek söylemek lazım. Yayla köyü değil. Dışarıdan gelenler de biraz burada karamsarlığa düşer. Yani umduğunu bulamaz. Ben dedim ya işte biz burada doğduk, burada büyüdük, burada koştuk, burada insanlarını tanıyoruz. Burada selamlaşıyoruz. Herkes birbirini tanıyor burada. Yayla neresi biliyor musunuz? Bana evet biliyorum. Bana soruyorlar. Biz mesela istiyoruz Rusya'dan gelmek, burada ev almak. Nasıl böyle şöyle soba var, gaz var, elektrik nasıl? Hep beni soruyorlar. O yüzden reportajı çizdim. Babacığım sana çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok insanların benim abonelik selam diyorlar size. Her zaman soruyorlar. Biz görmüyoruz annema babacığıma. Çok iyi insanlar. Size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir şey gönderiyorlar, hediyeler. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim kızım. Da görüşürüz o zaman babacığım. Annemcik de burada. Örüyor, o da örüyor. Yardımcı yapıyor. Tamam babacığım, oldu, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.